Yalan beyan hepsi. Ve şu an arkamızda gördüğümüz hasarlı binanın yıkılan kısmından, açık kısmından ve yıkılmak istenen bina da dahil olmak üzere 500 civarında klasör ve yine 20-30 çuval kadar da parça dosya çıkartıldı ve adli emanete teslim edildi. 4 parti halinde yapmak durumunda kaldık çünkü her bir defasında ancak benim topladığım evraklar savcılık tarafından götürüldü. İlaveten burada artı bir evrak ayrıştırması yapılmadı. Olası dış etkenlerin riskine binaen buranın ben bir güvenlik şeridine alınmasını, enkaz önünde bir emniyet tahsisi yapılmasını rica etmiştim savcılıktan. Fakat bugüne kadar bu anlamda bir çalışma hiçbir şekilde olmadı. Ve söz verilmiş olmasına rağmen ki bugün bu nöbetin 15. günü bu enkazın külliyen korunaklı bir alana, çatılı bir alana nakli sözü verilmiş idi. Ama halen bugün itibariyle, şu saat itibariyle böyle bir çalışma da yok. Fakat buraya geldiğimde şu an bulunduğumuz enkazın üstünde iş makinesi vardı. Burayı yıkan iş makinesi. Arka tarafın yani tek katlı binanın yıkımı engellenmiş idi. Oradaki evrakları ilk iki gün nöbetle muhafaza altına aldık, düzenledik. Ertesi gün onları savcılığa teslim ettik. Sonrasında biraz önce ifade ettiğim gibi buranın korunaklı bir alana tahliyesi için talepte bulundum. Fakat dediğim gibi bu realde hiç gerçekleşmedi. Bunun için bir ekip tahsis edilmedi. Ve ben kendi imkanlarımla burada yola saçılan, enkaz üstünde bulunan ya da insan eliyle kaldırılabilecek molozların, taşların ya da demirlerin altındaki klasörleri topladım. Burada henüz Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, hala enkaz altında yaşam belirtileri varken, çok elzem olmayan bir şekilde ve hiç gereği yokken ve üzerindeki şaibe pusu hiçbir şekilde giderilmeden, hatta bunun izahı dahi yapılmadan buranın yıkılmasının bir anlamı yok. Fakat geçmiş tecrübelerimize göre de çok bariz bir niyeti var. Yani niyet okumak istemiyoruz ama her şey de açık aslında. Buradaki belgelerin dijital ortama yedeklendiği söyleniyor defaatle. Bakanlığın yapmış olduğu açıklama da bu şekildeydi. Fakat bazı soruların cevabı hep açıkta kalıyor. Eğer ki dijital ortama yedeklendiyse bu kompleks, bu kamu binası neden bu gereksiz olduğu iddia edilen dosyaların deposu olarak kullanılıyor? Neden şu ana kadar hukuki prosedüre göre imha edilmiş değil? Kaldı ki dijital verilerin delil yeterliliği her halükarda tartışmalıdır. Bunu bütün hukukçu arkadaşlarımız bilirler ve manipüle edilmeye çok müsait delillerdir. Kaldı ki henüz
Depremin infiali ve gergin ortamı bu kadar belirginken alelacele burayı yıkma girişiminin iyi niyet barındırmadığı çok aşikar diye düşünüyorum.